Aç tasarrufu genel merkezine hoş geldiniz. Görüşmeklerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Uzman müşteri temsilcilerimize bağlanmak için lütfen 1'i tuşlayınız. Sizi operatöre bağlıyorum. Enerji Tasarrufu Genel Merkezi. İyi günler. İyi günler, buyurun. Az önce bir mesaj aldım. Büyük takımın taraftar formasını hediye kazandınız. Doğru efendim. Bu. Aramış olduğunuz servis Enerji Tasarrufu Genel Merkezi olarak devlet ve TEDAŞ teşviğiyle hizmet vermekte. Ve kampanya dahilinde 30 TL üzerinde yüksek elektrik fatura ödemesi yapan, aynı zamanda da aktif kredi kartı kullanan tüm banka müşterilerine forma hediye etmekteyiz. Çok... Sizler kendi adınıza ait bir kredi kartı kullanıyorsunuz, öyle değil mi? Kullanıyorum. Efendim? Kullanıyorum, evet. Peki. Hangi takımın taraftarsınız? Galatasaray. Kaç beden forma kullanmaktasınız efendim? Medium. Adınız, soyadınız nedir? Adım Ahmet Erten. Ahmet Erten. Evet. Peki, size ulaşım sağlayabileceğimiz bir telefon numaranız var mı Ahmet Bey? Şu an görüştüğüm numara. Söyleyebilir misiniz lütfen? Tabii söyleyeyim. 0555. Evet. 969. 969. Evet. 4912. Peki sizler hangi bankanızın kredi kartını kullanıyor olduğunuz için SMS'inizi aldınız? Anlayamadım. Hangi bankanın kredi kartını kullanıyor olduğunuz için SMS'inizi aldınız? Ha, Vakıfbank kartı kullanıyorum, Galatasaray. Şu anda Vakıfbank mı sadece? Evet. Peki anlaşmalı çalıştığımız bankalardan biri, adres rica edebilir miyim? İzmir Konak Vakıfbank. İzmir Konak. Evet. Evet. İzmir Konak Vakıfbank şubesinden kartım. Pardon, Vakıfbank şubesinde mi çalışıyorsunuz? Hayır, siz ne? Ben onu sormuyorum. Açık adres rica ediyorum beyefendi. Açık adres söyleyeyim. Buyurun. Cumhuriyet Mahallesi. Ne mahallesi? Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi. Hı-hı. Değerli Sokak. Ne sokak? Değerli. Değerli Sokak. Evet. No 3 kat 2. No 3 kat 2. İzmir Konak. Peki. Vakıfbank'ın yasal müşterisi olduğunuza dair bir teyit işlemi gerçekleştirdikten sonra ücretsiz formanızı adresinize yönlendireceğim. Vakıfbank'ın Master mı Visa mı kartını kullanmaktasınız? Vakıfbank'ın Master kartını kullanıyorum. Peki kartınız ile ilgili herhangi bir şifren, ne kızlık soyadı ve TC kimlik numaralarınızı benimle paylaşmıyorsunuz. Evet. Kartınızın ön yüzeyinde 16 haneli rakam bulunacak. Evet. İlk baştan 4 tanesini kapatın 5 ile başlayan son 12 haneyi kartınızın yasal müşterisi olup olmadığınızı sistemden doğrulamak amacıyla ikişer ikişer okuyun lütfen. Şimdi hangisini kapatacaktım baştan? En baştan 4 tanesini. Kapattım. Son 12 hane nedir? 443. Anlayamıyorum. Şimdi 443. Şöyle okuyacağız ama. İkişer ikişer ilk baştan 4'ünü kapatın. Bir dakika. İlk baştan 4'ünü kapattım. Evet. Diğerlerini ikişer ikişer mi okuyacağım? Evet. 42. 42. Şu an bu Vakıfbank kredi kartınız değil mi? Evet. Yalnız yanlış okuyorsunuz. En baştan 4 tanesini kapattınız mı 16 haneni? Kapattım. İlk 4'ünden sonrasını okuyun. 1, 2, 3, 4'ten sonrasını okuyorum. Evet. 42, 42. 42, 42. Evet. 76, 67. Evet. 13, 15. Tekrardan okuyun lütfen. 42, 42. Evet. 13, 15, 26, evet. 31. Efendim? 26, 31. Yalnız 3 kez yanlış okudunuz. Doğru okursanız sevineceğim. Çünkü şu anda ben sistemden kontrolünü sağlıyorum. Anladım. Siz neden istiyorsunuz numarayı hanımefendi?
kredi kartı kullanıcısı olup olmadığınızı sistemden doğruladıktan sonra ben kargo çıkışınızı gerçekleştiriyorum. Sormanız ücretsiz, o konuda kuşkunuz olmasın. Zaten bana mesaj göndermişsiniz yani bu yüzden... Doğru ama şu anda ben sana Ahmet Erkin olup olmadığınızı bilemem, öyle değil mi? Ama mesaj attınız bana. Doğru olabilir. Hat kullanıcısına gider belki. Hat sahibi farklı biridir. Anladım. Kart çalıntıdır. Peki 4 rakamı... Adınıza başka biri kullanıyordur. 4 rakamı kapattığımda nasıl algılayacaksınız şey olduğunu? Anlayamıyorum. 4 tane rakamı kapattırıyorsunuz. 12 rakamdan nasıl algılayacaksınız kart sahibi olup olmadığımı? Bizler sistemden kontrol ediyoruz. Banka anlaşmamı çalışmaktayız. Üçkağıtçılık yapmıyorsunuz yani? Tabii ki hayır. Türk Telekom'a ait sabit numara. Öyle bir şey olabilir mi sizce? Anladım. İsminizi alabilir miyim ben sizin? Efendim? İsminizi alabilir miyim? Esra Akta. Esra Akta. Siz evet. Ne arıyordunuz beni? Anlayamıyorum. Siz beni nereden arıyorsunuz onu da söyler misiniz? Şu an Enerji Tasarrufu Genel Merkezi. Şu an ses kaydı yapıyorum ben. Tamam yapabilir. Alo. Tamam yapabilirsin. Evet ses kaydı yapıyorum. Az önce de arkadaşınızla görüştüm. Arkadaşınız kart numarası falan istedi. Ondan sonra bana geri zekalı dedi. Tekrardan aradım ben şimdi. Bu bir üçkağıtçılık. Şimdi bu ses kaydıyla birlikte savcılığa müracaat edeceğim. Yapabilirsin. Siz bilir. Tamam. İsminizi de aldım. Tamam alabilirsiniz. Geri zekalı diyen kim size? Sizin gibi bir bayan, belki de sizsiniz, bilmiyorum. Adı nedir? Adını almadım hanımefendi. Hangi banka olduğunu sordu bana. Anlayamadım. Hangi banka olduğunu sordu bana. Evet. Ben de üçkağıtçılık olduğu için başka bir ismi söyledim ve bana gerizekalı deyip telefonu kapattı. Siz dalga geçmişsiniz. Tabii ki bu şekilde argo kelime kullanamaz. Çünkü seslerimiz şu anda görüşme esnasında güvenliğiniz açısından kayıt altına alınmaktadır. Sizler tabii ki kayıt altına alabilirsiniz seslerimizi. Burada da kayıt altına alınıyor. Bizler banka anlaşmalı çalışmaktayız. Türk Telekom'a ait sabit numarayla görüşme sağlıyorsunuz. Sizin onayınız olmadan burada bir işlem yapılamaz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz şu anda. Farkında değilsiniz belki ama yanlış bilgi vererek zaten kendi kendinizi kandırdığınızın farkında değilsiniz. Ben size aramış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Güvendikten sonra tekrardan arayın. Yardımcı oluruz konuyla ilgili. Görüşmek üzere. Savcılıkla görüşmek üzere. İyi günler.